Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Mustafa Ustam'la beraber bir bıçak setimizi çekeceğiz. Bugün evet. Ne tanıyacağız? Bugün bıçak setimizi tanıyacağız. Bir kuzu üzerinden nasıl kuzu parçaladığımı göstereceğim ve hangi bıçağın ne işe yaradığını sizlere burada göstereceğim inşallah. Evet. Frederick Dick'in bıçak seti. Böyle gördüğünüz üzere aynı zamanda bir de satırımız da var. Şöyle masatımız var Frederick Dick'in. Şimdi bize öncelikle istersen Frederick Dick'ten başlayalım. Genel olarak setimiz nelerden oluşuyor? Setimiz masadımız. Tamam. Çok güzel bir masat. Hı-hı. Gerçekten çok beğendim. Hı-hı. Bir istersen bıçağın üzerinde bir deneyelim. Tabii. Bir kasap gözüyle nasıl? Bu da bir bıçak. Hı-hı. Biz şöyle yapalım, baştan deneyelim. Gerçekten çok kaliteli bir masat. Bu masatta hani kendimiz ev içinde bıçakları keskinletirken neye dikkat etmemiz lazım, nasıl tutmamız lazım? Şimdi illaki bir kasap devamlı elinde masat olduğu için bıçağı da körlenmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bıçağı masada vururken yarı çapla, yani böyle %30 bir çapla şu şekil, şöyle tam bitimine, şuradan aldığımızda da şöyle tam bitimine. Bir ön bir arka mı? Evet. Ya ustalarımız farklı farklı şekilde vuruyor da en doğru şekli budur. Tamam. Bunu böyle evde bıçaklarımızı keskinletirken herhalde bu şekilde. Yani illaki şu masat gerçekten çok pahalı olduğu için herkes alamayabilir. Hı hı. Zaten olanlarda da zaten bu işi yapıyordur. Çünkü 3000-4000 civarı bir masat. Tamam. Çok kaliteli bir masatımız. Bu masatla satırı da herhalde keskinletebiliyorsun değil mi? Yani. Yapalım yani istersen. Bu şekilde satırımız keskinleşiyor. Tamam. Şimdi Frederick Dick'ten devam ediyoruz. Masatımızı inceledik. Şimdi bu bıçağımız, öncelikle isim gidelim. Evet. Bu bıçağımız kafa kesme bıçağı. Tamam. Kafa kesme detaylara bıçağımız. Detaylara sonra gireceğiz. Bu. Evet. Bu pirzola hazırlama bıçağı, yani ne diyeyim, kasaplar için steak bıçağı diyelim. Steak bıçağının daha küçük versiyonu. Tamam. Şu bıçağımız kemik soyma bıçağı. Tamam. Kemik sıyırma bıçağı. Evet. Bu da pirzola satırımız. Küçük olduğu için çok güzel pirzolayı dağıtmadan çıkartabiliriz bu şekilde. Tamam. Şimdi detaylarına inecek olursak, bu bıçağı hangi aşamalarda kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz? Şimdi bıçak ilk aşamada bunu kullanıyoruz. Keserken hayvanı boğazlarken. Evet, mi? Evet. Keserken hayvanımızı, bu bıçağımızı kullanıyoruz. Sonraki zamanlarda işte dükkana geldikten sonra vesaire parçalamalarda, pirzola hazırlamalarda onu steak bıçağının küçüğü, küçük versiyonu bunu kullanıyoruz. Şu da gemik sıyırma bıçağımız. Tamam. Yatay olduğu için şöyle de diyebiliriz, deri soyma bıçağı da olabilir ama ucu sivri olduğu için ben onu söylemek istemedim. Deriyi yırtarız yani. Evet, evet. Çünkü yatay bir şekli var. Bu kemik soyma bıçağımız. Şu şekil. Tamam. Şu da yine pirzola satırımız demiştik. Yani bıçağın büyük versiyonu, parçalamaması için, eti parçalamaması için güzel. Çok güzel. Pirzola satırımız. Biz bıçaklarımızı böyle ayrı ayrı inceledik. Daha sonra bunu bir hayvanın üzerinde kuzuyu parçalarken detaylı ustam kullanırken bize anlatsın bakayım. Tabii. Bir kuzu parçalama göstereceğim bıçaklarımızla. İlk başta çelik eldivenimizi takalım. Tekrardan işimize bakacağız. Tamam. Çelik eldivenimizi, güvenliğimizi alıyoruz. İlk başta güvenlik. Aynen. Şimdi evet, bir kuzu üzerinden parçalama göstereceğiz. Tamam. Tüm kuzu üzerinden. Şu sırtını bir çizelim. Evet. Kuzunun sırtını çizerken hangi bıçağı aldık ustam? Kalın bıçak olmasına dikkat edelim çünkü. Tamam. İp gibi. Evet. Çizdik. Boynunu çıkartırken küçük bıçağı kullanacağım için arasına girsin, yani kemiğin arasına girsin, satır kullanmadan. Tamam. Boynunu çıkartacağım.
Şurada kuzumuzun boynu. Tamam. Bunu ince bıçak yaptık? Evet, ince bıçak olursa daha iyi olur. Kalın bıçak arasına, kemiğin arasına girmez. Tamam. Yani satır kullanmadan çıkartabilirsiniz. Tamam, gayet güzel. Şunu şöyle bırakalım. Şimdi hangi işleme geçiyoruz? Şu an kollarını çıkartacağız kuzunun. Tamam. Kolları çıkarırken hangi bıçağı kullanıyoruz? Uzun bıçak, genelde uzun bıçakla çıkartalım. Tamam. Kolumuzu şu bölgeden pirzolamıza değdirmeden tamam alıyoruz. Kitap gibi aldık vallahi. Evet. Şu kolumuzu da alıyoruz şuradan. Bıçaklar nasıl bu arada? Bıçaklarımız gayet güzel gerçekten. Bıçaklarımız ve özellikle satırımız 10 numara bir ürün. Tamam. Şimdi kolları çıkarırken evet. Kuzumuzu parçalamaya geçiyoruz. Tamam. Yine kalın bıçağı mı kullanıyoruz? Şu arkasını açarken kalın bıçağımızı kullanıyoruz. Tamam. Evet. Şu da kalem pirzolamız. Evet. Boyun tarafını fazlalığını alıyoruz. Çünkü burası sert olabilir. Genelde pirzola ızgaralık olduğu için daha dikkat ediyoruz biz bu konuya. Evet, harika görünüyor. Yani kuzumuz da güzel olduğu için harika görünüyor. Onun da altını çizelim. Tamam, evet, şimdi pirzola hazırlayabiliriz isterseniz. Tamam. Evet, pirzolamızı hazırlayacağız. Tamam, şimdi pirzolamızı küçük satırımız burada. Evet, parçalamasın diye ama kendisi çok güzel bir şey. Şu zarını alalım. Şu birinci pirzolasını da alalım. Tekrardan başlayacağız şu boyun tarafını. Evet, şimdi pirzolamızı açmaya başlıyorum. Bu pirzolayı açarken nelere dikkat etmemiz lazım? Etin pişimi olsun, hazırlanışı olsun. Yani pirzolayı hazırlarken pirzolayı parçalamamaya dikkat edeceğiz. Onu şimdiki bundan sonraki aşamada göstereceğim. Bu arasındaki et onu alıyorum. Bir kemikli bir kemiksiz yapacağım. Yani ince olması için mesela eti dövüyorlar kalın kemikli yapıp. Ben ona karşıyım çünkü eti muştayla dövdüğün zaman etin suyu kaçıyor. O da bir anlamı kalmıyor. Bu şekil yaptığım zaman bir kemikli bir kemiksiz oluyor ama etimiz hem daha ince oluyor hem daha çok görülmüş oluyor. Evet, ilk başta bir tane kemiksiz. Şimdi bir tane kemikli. Şekil göstereyim. Ben şöyle şunları alayım. Şimdi tekrar kemiksiz. Şöyle. Tekrar bir tane kemiklimizi. Yani bir kemikli bir kemiksiz olmak üzere açıyoruz. Şu da kemikli. Şu kemiksiz.
kemikli. Peki bu kuzu pirzolayı soslarken senin tavsiyen ne olur usta? Ben sadece tuz atma taraftarıyım. Yani evet, herkes kendi renkler ve zevkler tartışılmaz diye boşa söylemiyorlar. Aynen ben şu şekilde yapıyorum ve tuz atıyorum. Sadece bunun içine tuz atıyorum. Evet. Yani pirzolamız şu şekilde. Tekrar yaptıktan sonra tekrar bir daha göstereceğim. Sence nasıl? Harika görünüyor. Şu şekilde kemiksiz pirzolamız. Şöyle biraz da kemikli yapalım istersen. Yani şu fazla kemiğini de alalım. Şimdi kemikli yapıyoruz. Farkı göstereceğim, arasındaki farkı. Evet, şu an. Şu an arasındaki farkı gösteriyorum abi. Şu yandan kalınlığına bakın. Tamam. Şu da şu şekil kalınlığından. Yani şöyle bakın. Çok kalın. Yani şu da kemikliden ayırdım parça. Çok kalın. Ama bir tane kemiksiz açtığım için bu otomatikmen ortadan ikiye bölünmüş oluyor ve daha güzel pişiyor. Ve daha fazla oluyor. Bu bizim uğraştırıyor ama müşterimiz için çok güzel oluyor. Yani. Evet. Şimdi çok kalın olduğu için bunu arkadaşlar muştayla dövüyor. Buna gerek kalmıyor. Yani dövünce etin suyu kaçıyor. Bir lezzeti kalmıyor. Evet. Bir anlamı kalmıyor etin. Yani bu şekil. Biz onamızda. Tamamdır. Şimdi hangi aşamaya geçiyoruz? Şimdi kuzu butumuzu soyacağız. Tamam. Kuzu butumuzu neyle soyuyoruz şimdi? Soyma bıçağımız var burada. Tamam. Bir adet soyma bıçağımız. Kaburgamızı da soyacağız. Kuzu butumuzu da soyacağız. İlk başta kaburgamızı alalım istersen. Tamam. Şu kuzu kaburgamız. Bunu şurada şöyle kenara açarak. İlk başta kuzumuzun bu işlemi kemik sıyırma bıçağıyla yapıyoruz. Evet. Şöyle göstereyim. Hiç et kalmaz bu şekilde yaparsak. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun.
Evet, şimdi kaburgalarımız çıktı. Sadece dövüş ve kıkırdağımız kaldı. Tamam. Bunları da alalım. Yine kemik sıyırma bıçağı ile evet. yapıyoruz. İlk başta dövüşümüzü çıkartalım. Şu da kıkırdağımız. Şunları şöyle alalım. Şöyle. Kaburgamızı ben genellikle kemikli olmasını tavsiye ederim. Çünkü sulu yemeklerde falan kullanabileceğimiz. Ama kemiksizde de ızgara falan beyti dolamada kullanabileceğimiz bir et. Adana'da özellikle Adana'da çok güzel bir et. Sinirsiz. Sinirsiz bir et kaburga. Hem de lezzetli. Diğer etlere bakarak kaburga lezzetlidir. Evet, şu an kemiksiz yapmış bulunmaktayız. Kuzu kaburgamız bu şekilde. Bunu bu şekilde ızgaranın üzerine. Yani rulo halinde yapabiliriz. İsteğe bağlı şiş halinde temizleyerek Adana yapabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Evet. Yeğenlerimize afiyet olsun. Şimdi tam sıradaki işlemimiz. Kuzu butumuzu da soyalım tekrardan. Bunda hangi bıçağımızı kullanacağız? Yine soyma bıçağımız. Tamam. Yine soyma bıçağımız. Soyma bıçağımızı kullanırız ve ince bıçağımızı da kullanabiliriz. Tamam. İkisini birden alalım. Şu şekil. Şöyle sen büyük tezgahımıza geçelim. Tamam, olur. Şöyle büyük tezgahımıza geçelim. Küşlememizi şuradan sıfırdan alalım. Küşleme dediğimiz yer. Şimdi tekrar şu bölge küşleme evet. Bölgesi. Orayı da tekrardan size göstereceğim. Etin en pahalı olduğu yer evet. Kısım. Yani danada bonfile, kuzuda küşleme. Sağını solunu temizleyelim. Küşlememiz burası. Meşhur küşleme eti. Evet. Burada. Sadece bu kadar bir kuzuda. Mı? Evet. Diğer parçası da bu kadar. Karşı tarafı. Yani ortalama 120 gram, 130 gram falan karşı tarafıyla beraber 250 gram toplamında bir et var. Bir kuzuda çıkan et. Şöyle bırakalım. Bu hayvanın neresinde oluyordu? Butun altında, butun alt tarafında tekrardan orada gösterdik. Butun alt tarafında, şimdi tümümüzde de göstereceğim. Danada aynı yer bonfile, kuzuda küşleme.
Tamamdır. Evet, kuzu butumuzu soyarken incik bize lazım zaten. İncik haşlama kullanıyoruz. Hı hı. İnciğimizi tüm parça halinde çıkartıyoruz. İncik denilen yer ne oluyor? İncik butun üst tarafı. Hı-hı. Yani bunu şu şekil haşlamalarda kullanabiliriz. Şurasını da alalım satırdan. Buradan kesip haşlamada kullanabiliriz. Tamamdır. Şimdi kapak tarafını çıkartırken kuşbaşıya kullanacağımız taraf bu taraf olduğu için burayı biraz daha dikkatli çıkartalım. Hı hı. Yine kemik soyma bıçağı. Evet, kemik soyma bıçağımızı kullanıyoruz. Parçalamayacağız. Çok ona dikkat edelim. Hı hı. Şimdi, evet, şu an kuzu butumuz kemiksiz hali. Geldi. Bu butumuzdan fişliğimiz, kıymalığımız, hı hı, vesaire haşlamalığımız, kemiksiz haşlama, hı hı, kapaktan kullanabiliriz. Ayrıyeten yemeklik kuşbaşımız, yani kuzu eti birinci sınıf bir et. Şimdi genel olarak setimiz nasıldı? Genel olarak setimiz çok güzeldi ama bıçaklarımızın ucu açılmamış olduğundan bizi biraz yordu. O bıçaklarımızın ucunu açtırsak masatla zaten bir kere vurduğumuzda alır. O sıkıntısı yaşadık. Bıçaklarımız zaten kaliteli masatta. Biliyorum yani bir bıçağı elime alıp da masada sürdüğüm zaman kalitesini anlayabiliyorum. Onu söylemenin. Şu ses önemli benim için. Evet. Şöyle şunu alayım. Şu ses. Yani bu ses masadımızın kaliteli ve bıçağımızın kaliteli olduğunu gösteriyor. Evet. Yani gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Bıçağımız gerçekten çok güzel. Hayırlı olsun bu arada sana. Teşekkür ederiz. Ağzımızdan açtıralım, kullanalım. O şekil. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Mehmet Bey. Size de kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.